Alanya'daki baba mesleği dükkanında uzun yıllardır balık satışı yapan Abdullah Özpelit, 8 yıl önce iş yerinin önünde bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Yemek üzereyken kedinin ağzından kuşu kurtaran Özpelit, kargayı alarak iş yerine getirdi. Yaralı karganın tedavisini yaptıran Özpelit, ona bir de yuva yaptı. Kısa süre içerisinde Özpelit, kargayla samimi bir bağ kurmaya başladı. Gün boyu kendisini kurtaran Özpelit'in yanından ayrılmayan kargayla aralarında görenleri şaşırtan bir dostluk oluştu. Karganın Özpelit'te olan samimi ve duygusal bağı çevredeki esnafın ve müşterilerin de dikkatini çekti. Karganın dükkana gelen kişilere öterek selam veriyor gibi karşılaması, kedi sesini taklit yeteneği ve çeşitli hareketler sergilemesi görenleri hayrete düşürüyor. Neden böyle gıcıklık yapan bana? Senin neşen yok mu? Sen kedi misin, karga mısın oğlum? Hadi çocuğum. Kargayı 8 yıl önce bir kedi avlamak üzereyken kurtardığını söyleyen 52 yaşındaki Abdullah Özpelit, o yıldan bu yana kargayla arkadaş olduğunu aktardı. 8 sene önce kedinin ağzından aldık. Kanadının bir tanesi kırık. Veteriner havalı basınçlı kemik olduğu için kuş kemikleri iyi olmayacağını söyledi. Bu şekilde bakmaya bakın falan dedi. Biz 8 senedir burada bakıyoruz. 8 senede bu hale geldi ama süper zeka. En basit bir şey söyleyeyim. Elazığ depreminde 10 dakika önce bu kuş bize çok aşırı bir şekilde hareketlerle, telaşıyla 10 dakika, 15 dakika önce Elazığ depremini, biz bilmiyoruz tabii deprem olacağını ama depremi bildirdi. Ve televizyonda deprem olduğunu, 15-20 dakika sonra deprem olduğunu söyledi. Bu kuşta bir telaşı vardı. Aklına ne gelirse ya. Ben mesela yoğum, hiç ses çıkarmaz. Yoldan geldiğim zaman gelirken hiç beni görmeden başlar bu kaklamaya. Burada arkadaşlar, Semer arkadaşım da dedi ki arkadaşlar Abdullah geliyor dediler. Bu şekilde bir hayvan bu. Artı kedi gibi miyavlar. Önce Allah Allah derdi. Şu an Allah kelimesini biraz demez oldu ama yine de kedi gibi miyavlar. İnsanların nasıl bir insan olduğunu bilir. Çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Çok enteresan. Bundan bir sene önce şu karşımdaki inşaatta çalışan bir tane amele çocuk vardı. Amele çocuğu, biz acırdık. Ayıptır söylemesi, helal olsun. Sigarasını, poğaçasını alırdık. Ve bu kuş da bu sınırlar içerisinde bu çocuğu sokmazdı. Bunu herkes biliyor burada. Sınırlar içerisinde o çocuğu gider saldırırdı, sokmazdı. Biz de üzülüyorduk. Bu çocuğu niye sokmuyor bu dükkanın etrafına? Tabii bilmiyoruz. İnsanların çok iyi bildiği için, bu hayvan içgüdülerini bildiği için biz tabii bir şey anlamadık. Aradan bir sene sonra çocuğun gerçekten yaptığı, affedersin, bir pislikten dolayı, biz onu anlatmak istemiyorum. Bu çocuk, bu karganın haklı olduğunu o zaman anladık. Gerçekten o zaman hak verdik bu kargaya. Enteresan bir yaratık. İnsanın içinden geçen ne varsa biliyor. 8 senedir biz bunu, bize bunu öğretti. Harika bir hayvan. Günlük yaşantımızda şöyle, ben ne yersem ettir. Yani insanoğlu ne yerse bu hepsini yiyor. Özellikle balık, çok sever balığı. Biz balıkçıyız zaten. Balığı çok sever. Ben sabah, onu unuttum, onu da söyleyeyim. Ben sabah erken kalkarım işimden dolayı. Allah kabul ederse sabah namazımı geçirmem gerçi de. Sabah namaza yattığım yer, bazı balık geldi burada yatarım. Gece balık geldiği için sabah burada kalırım. Yan tarafta yatağımız var depoda. Bu karga normal ezanla, bak ezanla, keşke arkadaşım sabah gelse onlar görse de şimdi şey değil, müsait değil. Ezanla beni kaldırmaya çalışır. Kalk kalk kalk, normal. Bunun 3 çeşit kaklama şekli vardır. Bir acıktığında kaklama şekli, bir normal kaklama şekli, bir de sinirlendiği zaman kaklama şekli var. Bu 3 sefer kalk 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 veya 6 sefer bir normal şey diyor. Kaklama şekliyle beni kaldırmaya çalışıyor. En son ben tabii duyuyorum bunu. Ben kalkmadığım zaman kalk diye bir ses çıkarıyor. Tabii ben gülüyorum içeride, ben gülüyorum. Bunu, çünkü beni kaldıramadı ya. Evet. Acayip bir ses çıkarıyor. Kalk, sanki kalk lan, namazı geçiyor gibilerinden. Evet. Böyle bir yaratık bu. İstima, bu gerçek bu. Böyle bir yaratık. Bu gerçekten harika bir hayvan. Ben sana küstüm. Apo, küstüm ben sana. İş arkadaşı Semih Erdoğan ise Özpelit'in kargayla duygusal bir bağ olduğunu ifade etti. Kendisi hayvanla özel bir duygusal bağı var, öyle söyleyeyim. Buradan gittiği zaman karga kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şeye tepki vermiyor. Ama Abdullah abi buralarda olduğu noktasında her zaman bir neşe, bir sevinç içerisinde kendince geziyor, eğleniyor. Tabii bir kedi taklidi yapıyor. Kedi sesi çıkartıyor.
Onun dışında arada bazen bir Allah diye de konuşması oluyor karganın. Evet, vakit saatlerinde özellikle ezanda vakit saatlerinde burada ayrı bir tepki veriyor ona. Yani sanki bize bir bildirimde bulunuyor namaz vakti şeklinde. Aç şöyle. Şu kanatları, biraz daha kanatları aç.